Videoya geçmeden önce arkadaşlar kısa bir durum olacak. Biliyorsunuz ki Discord'umuz daha yeni açıldı. Yeni açılmasına rağmen arkadaşlar Robux çekilişlerimiz devam ediyor. Aşağıdaki açıklama kısmındaki linkten Discord adresimize gidebilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar bugünkü video konumuz yani Tahan'ın arkadaşlar yeni güncelleme ile alakalı. Bayağıdır daha videosu gelmiyordu. Ya bunun gelmemesinin sebebi arkadaşlar şöyle. Ya arkadaşlar yani az güncellemeler geliyor veya küçük güncellemeler geldiği için video konusu yapamıyordum. Zaten tanıtım videolarını da bitirmiştik. Arkadaşlar sadece jandarma kalmıştı. Jandarma da o zaman işte yapı kapanacak dediler. Sonra işte açıldı falan olaylar olmuştu. Onlar jandarmanın videosunu çekemedik. İlerleyen zamanlarda da jandarma videosu gelecek. Şimdi arkadaşlar zaten oyuna gezi görüyorsunuz. Zaten oyunun başından sonuna kadar arkadaşlar her şey değişmiş. Normalde bu güncelleme bir buçuk hafta önce falan gelmişti. Ama işte video programları falan OBS Studio falan güncellenmesi yüzünden bu videoyu çekememiştik. Bir de arkadaşlar hangi video hangi zaman olacağı ile ilgili bir planlama yapmıştım. Bugün boş olduğu için arkadaşlar hem de sokağa çıkma yasağı olduğu için bugün çekmeye karar verdim. Şimdi arkadaşlar dersin bazı kişiler zaten der işte biz zaten güncellemeyi gördük neden videosunu sonradan çekiyorsun diye. Arkadaşlar şöyle mesela bilgisayarı bozulan oyuna giremeyen veya arkadaşlar telefonundan oyun kasan veya işte bazı sebeplerden arkadaşlar oyuna giremeyen arkadaşlar için videoyu çekiyorum. Şimdi arkadaşlar buradan başlayalım yani giriş bölümünden. Burada oyunlar takımlar falan var. Bunlar zaten çok önemli değil bu takımlar yeri. Mağazadan da arkadaşlar işte denge besleri falan bakabiliyorsunuz. Oyna diyelim. Ben şu an jandarma temamında olduğum için jandarma yaptım. İlk önce jandarma ile başlayalım. Arkadaşlar şöyle ben sadece yeni gelen güncellemeyi göstereceğim. Atıyorum işte bu jandarma kıyafetleri falan zaten eskiden olduğu için onları pek göstermeyeceğim. Şimdi ben ilk önce binasını falan göstereyim. Biliyorsunuz ki binası değişikti yani şuradan böyle küçük kapısı falan vardı. Sonra işte üst geçit falan vardı. Eski haline geri döndürdüler. Burada biliyorsunuz işte jandarma küçük karakol aracı falan var. Burada zaten bildiğiniz normal klasik araç. Bir de jandarma trafiğin kullandığı arkadaşlar araç var. Yani toplamda 3 adet araçlarımız var. Burada ek bina zaten göstermiştim. İşte toplantı odası, kafeterya filan. Üstleri yani bir şey eklenir mi bilmiyorum ama şu an yani eklenmemiş ondan üstü göstermeyeceğim. Arkadaşlar ek olarak zaten jandarma trafiği filan biliyorsunuz. Bunları arkadaşlar yeni güncellemede gelmediği için jandarma özel harekat komutanlığı ve arkadaşlar jandarma özel harekat giyilen kıyafetler. Burada işte bunları falan seçtikten sonra bunlar zaten yoktu. Yani bu kasklar falan yoktu. Sadece şu üniforma ile bere vardı. O da arkadaşlar zaten işte jandarma kapandı diye bir ara. Onlar da silinmişti. Normalde arkadaşlar dün bu buradaydı. Öteki oradaydı. Neden öyle olmuş bilmiyorum ama yine kıyafetler çok güzel olmuş. Jandarmada arkadaşlar değişen bunlar var sadece. İşte buralar falan arkadaşlar çok şeydi, kısaydı ve dardı. Bunları biraz genişletmişler. O kadar yani. Bence güzel olmuş güncellemesi. Jandarmaya da böyledi. Şimdi kara kuvvetlerine geçelim. Arkadaşlar kara kuvvetlerine gelelim. Kara kuvvetlerinde şöyle hemen yukarı çıkalım. Normalde tanklar şöyle bir alana falan vardı. Alanda arkadaşlar tankların yani gireceği çıkışları falan vardı. Onlar çok map'e çok büyük yaptığı için onlar silindi ve eski klasik haline devam edildi. Ve artı olarak arkadaşlar burada yeni tankımız falan da var. Yani normalde bir tane büyük tank vardı o silindi ve bu geldi arkadaşlar. Bence güzel oldu. Ne oluyor? Tankı fly ile girince galiba uçuyor. Ben hemen yerine koyayım. Zaten diğerlerini biliyorsunuzdur. İşte normal bildiğiniz klasik şunu da sileyim. Klasik yeşil araç. Burada zaten yine sevdiği salonu falan var.
Araçları aynı. İçinde bir falan bakalım. Belki yeni güncellemede falan gelmiştir. Evet arkadaşlar, buraya normalde boş oda veya şey vardı. Mitin giydiği kıyafet gibi bir tane kıyafet gibi bir yerler falan vardı. Onlar kaldırılmış. Buraya işte toplantı odası, işte Kara Kuvvetleri Komutanı'nın odası falan yapılmış. Burada da arkadaşlar işte kıyafetler bayağı yenilenmiş. İşte zaten bu vardı. Şunlar falan Kara Kuvvetleri'nin işte KO, ZBK, verimsiz su birim falan. Bunlar artık bunları bir giyebiliyorlar operasyonlarda galiba. Bunlar zaten bildiğiniz klasik kıyafetler. Başka da bir şey yok gibi. Ya arkadaşlar, burada bir de Ganyan büfe vardı. O kaldırılmış galiba. Müfe galiba Allah falan yaptırıyor. Ondan kaldırmışlar. Arkadaşlar, Kara Kuvvetleri'nin genel kaynağı buydu. Şimdi Deniz Kuvvetleri'ne geçelim. Deniz Kuvvetleri biliyorsunuz bu yani Kara Kuvvetleri'nin arka binasında. Hemen oraya gidelim. Yani Deniz Kuvvetleri'nin yani bu oyun içerisinde ben de uğramadım. Ne gibi değişiklikler oldu falan ben de sizinle birlikte göreceğim. Burada mesela bu yoktu. Sadece burada giriş yeri vardı. Bu vardı yani, bu köprü vardı. Arkadaşlar, Deniz Kuvvetleri'ne böyle bir araç gelmiş, yani kamyon gelmiş galiba taşımak için. Bu zaten vardı. Biraz önce çok kastım. Bu zaten olduğu için arkadaşlar onu hiç göstermeyeceğim. Burası galiba boş oda. Evet, yani hiç kullanılmıyor. Burada da işte Deniz Kuvvetleri'nin bildiğiniz klasik şeyleri falan. Aynı şeyler zaten. Burada da ek bina var galiba. Saksas dedikleri şey. Burada yine kıyafetler var. Bir de saç odası var. Burada da saçların giydiği kıyafetler var. Yine bildiğiniz arkadaşlar gemiler. Ek olarak da arkadaşlar böyle bir gemi eklenmiş. Eskiden vardı ama kaldırılmıştı, sürülmüyordu. Onu yine yaparak yine geri getirmişler galiba. Bir de normalde gemiler şuradaydı. Yani şu köprünün öteki tarafındaydı. Orada liman vardı veya buradaydı, hatırlamıyorum ben de. Şu kapı böyle değildi ama öyle hatırlıyorum. Bu kapıyı galiba bir yerden açınca burası açılıyor ve gemiler çıkabiliyor. Ama biraz mantıksızlık olmuş. Az kalsın düşürdüm. Yani arkadaşlar, gemi buradan galiba geçebiliyor veya bunu açılınca şu küçük gemi buradan her türlü geçebilir. Ondan yani burayı da kapattılar, daha güzel olurdu. Zaten Deniz Kuvvetleri'ne çok güncelleme gelmemiş. Bir limanlara falan ellenmiş. Bir de arkadaşlar girişleri falan ellenmiş. Bir de alanları falan büyütülmüş. Burada STS alanları falan gelmiş. Bir de normalde bu iki katlı olurdu. Üstünde havuz olurdu. Artık havuz buraya gelmiş galiba. Havuzun içinde boş kaldı. Neyse arkadaşlar, Deniz Kuvvetleri bu kadardı. Şimdi Özel Kuvvetleri'ne geçelim. Arkadaşlar, bu güncellemede en fazla değişen takım Özel Kuvvetler Komutanları olabilir. Birisini zaten görüyorsunuz, özel yapım. Zaten diğer şeyler falan biliyorsunuzdur. Bunlar normal bir işledi. Bunlar özel binası var. Ve arkadaşlar, araçları çok güzel görüyorsunuz zaten. Burada yine bir tane mini tankı. Burada zırhlı aracı ve bildiğiniz klasik araçları var. İçeri girelim hemen. Burada işte resepsiyon var. Özel olarak seçilmiş. Burada da işte bekleme alanı, kafeterya falan var. Burada da giyindiği yerler var. İşte bu Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda gelen özel şeyler zaten görüyorsunuz. Burada da ihbara yerleri falan var galiba. Çok güzel olmuş. Bence yani bugün canımızda en fazla değişen takım can thank you.
olmuş. Zaten kısa zamanda bu videoyu veya izleyince veya kendileri fark edince onu düzeltirler. Bazenleri arkadaşlar zaten size de videonun başında söyledim. İşte şu an bu videoyu bugün attığımda arkadaşlar yaklaşık birinci hafta, bir haftadır arkadaşlar video çekmemiş oluyorum. OBS Studio benim bilgisayarıma ait arkadaşlar güncelleme yaptığı için bazenleri video çekemiyorum. İşte OBS Studio duruyor. Zaten biraz önce zaten çektiğim videoyu o da dolmuştu zaten gördüğünüz gibi. Onu işte ya onunla uğraşırken güncellemeleri yaparken filan işte zaman geçtiği için o gün videoya gelemiyordum. İşte bugün arkadaşlar güncelleme gelmediği için video çektim. Zaten yakında OBS Studio'yu bırakıp paralı bir tane program almayı düşünüyorum. Neyse arkadaşlar Discord'umuza gelmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Bugünlük video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir kanalıma. Zaten yine söylemiştim. Görüşürüz.